Avrupa'nın başkenti Strasbourg'dan merhaba arkadaşlar. Strasbourg artık Fransa topraklarında olduğu için biz de Almanya'dan sonra Fransa'ya giriş yapmış bulunuyoruz. Buradaki Noel pazarları için gelmiştik aslında. Colmar ve Strasbourg Noel pazarları dünyanın en ünlü Noel pazarları. O yüzden buraya geldik ve öncesinde de şehri güzel bir şekilde gezmek istedik. Birazdan anlatacağım Volüben Barajı'nın üstünde de size açılışı yapmak istedim. Strasbourg tamamen bir günde gezilebilecek bir şehir. Avrupa'nın başkenti dememin sebebi de Avrupa Birliği'nin birçok merkezinin bu şehirde olması, bu şehirden yönetilmesi. O yüzden hem resmi hem de oldukça turistik bir şehir. Artık daha fazla vakit kaybetmeden bu güzel şehri keşfetmeye başlıyorum. Strasbourg'da görmeniz gereken mekanlardan biri de Republic Meydanı arkadaşlar. Şu anda bulunduğum alan Republic Meydanı'nın önündeki şahane park. Arkamda devasa bir ağaç arkadaşlar görüyorsunuz. Şu anda sonbaharın tüm renkleri burada sizi karşılıyor. Birkaç tane devlet binası var. Fransa'nın ve Hristiyanlığın önemli figürleri de heykelleştirilmiş olarak da bahçede yerini almış. Strasbourg gezimize bu parkla başlamıştık. Şu anda da yolumuza devam ediyoruz. Sıradaki mekanımız St. Helen adası üzerine kurulu olan St. Paul Kilisesi arkadaşlar. Bu 76 metrelik çok tatlı neogotik kilise 2000'den fazla keşişin yıllarca eğitim aldığı kiliseymiş arkadaşlar. Çok güzel bir manzarası var. Bakın göstereyim size. Genellikle fotoğrafçılar karşıdaki köprüden burayı fotoğraflarlar. Etrafında nehirler çevrilmiş durumda. O yüzden tam burası bir ada konumunda. Şimdi içeriye gidiyoruz. Yani katedralden önce görmeniz gereken en görkemli kilise St. Paul Kilisesi. Sıradaki mekanımız Aziz Thomas Kilisesi arkadaşlar. 6. yüzyılda yapılan bu kilise 12. yüzyılda bir yangına maruz kalıyor ve sonradan tekrar inşa ediliyor. Buranın önemi şu, Asaca bölgesindeki reform hareketlerinin başladığı kilise burası. Aynı zamanda Lutheran Kilisesi'nin de merkezi olarak da anılıyor. Şu anda ön tarafında da çok güzel bir Noel pazarının parçası da bulunuyor. Demek ki özel zamanlarda da bu bahçe kullanılıyormuş. Bunu da görmüş olduk. Buradan sonra da meşhur baraj ve La Petite France'e doğru yolumuza devam ediyoruz. Bir de burada arkadaşlar Pont Croix ve Strasbourg Köprüsü'nü anlatayım arkadaşlar. Şu karşıda gördüğünüz 3 kulenin önünde uzanan köprü dünyanın en güzel köprülerinden bir tanesi olarak seçilmişti. Şu anda o kulelerde yani eskiden tabii savunma amaçlı kullanılan kulelerdi ama şu anda bunlar bir nevi müze olarak kullanılıyor. Zaten aşağıdaki bu barajın altında da kiliselerden ya da çeşitli yerlerden kopan, düşen parçalar ve heykeller de sergileniyor alt kısmında. Birazdan videoda göreceksiniz. Burası da bu şekilde. Artık dediğim gibi buradan da La Petite France bölgesine şu köprülerden ya da şu taraftan giriş yapıp artık katedrale kadar şu bölgeyi gezebilirsiniz. Şu karşımda gördüğünüz ev arkadaşlar Strasbourg yazınca en çok fotoğrafını göreceğiniz yer. Birçok insan buraya girip artık kaçak giriyorlar sanırım. Çünkü şu anda ben tel örgülerinin önünden çekiyorum. Önünde fotoğraf çekiyorlar. Burası özel bir mülk olduğu için giriş yasak. Ama eğer şanslıysanız bir şekilde girebiliyorsanız fotoğraflarınızı çekersiniz. Şimdilik bu kadar. Strasbourg Noel pazarları diyoruz arkadaşlar. Şu anda şehrin dört bir yanında küçük küçük Noel pazarları kurulmuş ama en büyüğü de hemen katedralin alt kısmında bulunuyor. Buradaki parkta da böyle biraz daha çocukların oynayabileceği, kendi kendine interaktif işler yapabilecekleri kulübeler vardı. Az önce birkaç tane görüntüde gördünüz. Şimdi ana Noel pazarlarına doğru devam ediyoruz.
Ve La Petite France bölgesindeyiz arkadaşlar. Burası Strasbourg'un en önemli kısmı artık. Çünkü hayatın aktığı, en güzel evlerin, sokakların, çarşının, pazarın, restoranların, kafelerin olduğu kısımdayız şu anda. Zaten de Noel'in coşkusunda inanılmaz derecede yaşandığı bir yerdeyiz. Bakın şu anda arkamızda görüyorsunuz. Hınca hınç insan dolu ve Almanya'da çok yasak olduğu için, Fransa'da herhangi bir yasak yok Noel pazarlarıyla ilgili. Almanya'dan da buraya yoğun bir talep var. O yüzden şu an hafta içi olmasına rağmen çok yoğun bir kalabalık var. Biz de artık Noel pazarının coşkusunu yaşamaya başlıyoruz. Arkamdaki zat-ı muhterimi tanır mısınız bilmiyorum. Bir düşünelim. Evet, Gutenberg. Kim bu Gutenberg? Matbaayı icat eden zat kendisi. Onun da adını aldığı meydan şu anda gördüğünüz Gutenberg Meydanı burası da. Kendisinin güzel bir heykeli var. Etrafta yine Strasbourg mimarisinin en güzel örneklerini gösteren, sergileyen evler, yapılar, müzeler, devlet binaları var. Ve Noel Pazarı'nın da bazı ışıklı ya da ışıklı, işte ışıklandırılmış ağaçlar ya da kulübeler de yine burada da var. Gutenberg Meydanı da Strasbourg Katedrali ile birlikte ve Kleve Meydanı ile birlikte eski merkezdeki en önemli meydanlardan bir tanesi. Sırada Avrupa'nın 19. yüzyıla kadarki en yüksek noktası olan Strasbourg Katedrali var arkadaşlar. Buranın adı da Notre Dame Katedrali, Paris'teki gibi. Burası gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri olduğu kabul ediliyor. Kırmızı kum taşlarıyla yapılmış bir eser. Şu anda Noel zamanı olduğu için ve pandemiden dolayı içeri giriş bilemeyeceğimizi bilmiyorum ama gördüğünüz bu dışarıdan bile görmek gerçekten çok güzel. Zaten kiliselerin birçoğunu dışarıdan daha çok beğeniyorsunuz Avrupa'ya gezince. İnşallah bir bakalım, girebilirsek size içeriden de görüntüler göstereceğim. Şimdi katedrale herkes odaklanınca bir yeri pas geçiyormuş arkadaşlar. Burası Rohan Sarayı. Şu anda gördüğünüz bu muhteşem barok eser, Rohan Sarayı arkadaşlar. Burada 3 tane müze var. Güzel Sanatlar Müzesi, Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Arkeoloji Müzesi. 3 tane köşede 3 tane müze var. Buraya vaktiniz var olursa, rahat bir zamandaysanız mutlaka gezmenizi öneririm. Çünkü Almanya, Fransa ve Hollanda menşeli ya da o ülkelerin kültürüne ait birçok eser bu müzelerde sergileniyor. Şu anda saat 5'i geçtiği için artık, yani 5'e yaklaştığı için müzeye alınmadık artık. Biraz geç kaldık ama zaten Noel pazarlığına bize vakit kaybettik. Şimdi artık gezilecek yerleri noktalıyoruz. Bundan sonra tamamen Noel pazarları başlayacak. Ve Strasbourg'daki o konaklamamız için arkadaşlar Hotel Royal Soleil Prestige'e geldik. Bu bir zincir otel ve hem burada hem de Colmar'daki konaklamalarımızı bu zincirde yapacağız arkadaşlar. Buradaki otelde gördüğünüz gibi çok şirin bir gölün yanında, şehir merkezinin bayağı bir dışında ama buradan otobüsler de şehir merkezine sürekli gidip geliyormuş. Biz arabayla olduğumuz için çok bizim için fark etmedi. Hani bed and breakfast konseptli, yani oda ve kahvaltı konseptli. Genellikle yurt dışında bu tarz oteller çok yaygındır. Öyle çok aman aman büyük bir lüks beklemeden size ihtiyacınız olan her şeyi çok uygun fiyatlara veren oteller zinciri bunlar. Şimdi içeride biraz görüntüleri gördükten sonra gezimize devam edelim. Strasbourg gezimizde sırada Noel pazarları var arkadaşlar. Zaten şehrin dört bir yanında az önce söylediğim gibi Noel pazarları kurulmuş. Ama en büyüğü Klebet Meydanı'nda. Şu anda arkamda gördüğünüz şu binaların arasındaki kısım tamamen Noel pazarı. Ve zaten katedralden buraya gelene kadar da irili ufaklı birçok pazarın da yanından geçiyorsunuz. Kısacası Strasbourg Old Town'ı tamamen Noel pazarına çevirmişler arkadaşlar. Ama burası artık en büyük Noel ağacının olduğu. Bütün
eğlenceli faaliyetlerin yoğun olarak olduğu yerlerden bir tanesi. Çok kalabalık çünkü Almanya ve Hollanda'da insanlar akın akın buraya gelmişler kapanmalardan dolayı. Artık eğlencenin tadını çıkaracağız. Strasbourg gezimden bu kadar diyorum arkadaşlar. Yarından itibaren de Alsace'nin en güzel kasabalarından, Alsace kasabalarında olacağız. Holma'ya gideceğiz, Egünsheim'e gideceğiz, birçok yere gideceğiz. Benimle kalmaya devam edin. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.